Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçemiz liderliği aldı. Yani hak ettiği liderliği emanete bıraktığı liderliği aldı. Futbolcularımız Yukatel Adana Demirspor maçından açıklamalarda bulunduğu Fenerbahçemizin deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u yenemediği, hakemin göstermediği kırmızı kartlardan dolayı 0-0 bitmek zorunda kaldığı maçı e, futbolcularımız yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Miguel Crespo rakip kalede yakaladığımız çok fazla şansı değerlendiremedik diyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk diyor. Zaten hepimiz biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puan elde etmekti. Rakip kalede çok fazla şans yarattık. Bunları değerlendirebilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Maçın genel itibariyle güçlü bir karakter ortaya koyduk diyor. Eee Crespo Bartu Elmas belki de ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Bence en zor deplasmanlarından bir tanesi, direk en zor deplasmanı. Buraya geldik diyor. Hedefimiz 3 puanla tekrar liderliği aldığımız ve milli araya lider gireceğimiz için mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Jadon Oster Volde Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi ama hala lideriz. Önemli olan da bu." diyor. Stoper pozisyonunda sıkıntılarımız var. Ama o pozisyonda oynayabilecek oyuncularımız da var. Özellikle bu maçta Samet ile iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum diyor. Sakat oyuncular geri dönecektir. Geri döneceklerdir. Ama onlar yokken biz bu pozisyonu sıkıntısız şekilde doldurduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi. Ama hala lideriz. Önemli olan bu diyor. Bu arada Samet'e kaydını da özellikle söyleyeyim. Şahane bir performans gösterdi. Eline emeğine sağlık. Maç içinde yaşanan pozisyonla ilgili de bu futbol. Futbol içinde bu tarz şeyler oluyor. Ee, zaman zaman hani ateş yükselebilir, tansiyon yükselebilir diyor. Ama maç bittikten sonra el ele verip gülebiliyoruz, gülüşebiliyoruz. Belirttiğim, belirtmiş olduğum gibi futbol bu diyor. Bence futbol bu falan değil. Ya buna kırmızı kart göstermeyen hakemin hakemlik yapmaması lazım ki genç Fenerbahçelilerden sert bir açıklama geldi. Fenerbahçemizin ee, maçın başından sonuna üstün oynadığı mücadelede gün geçmiyor ki bir rezil hakemle daha sınanmasın. Sahada art niyetli düdüklerini daha ilk dakikalarda gösteren Halil Umut Meler. Maçın devamında da eyyamlarını sürdürerek futbolcumuz Jayden'ın boğazını sıkılarak yere indiren Kevin Rodriguez'i ve Mert Müldür'ün direkt ayağına basan Mario Balotelli'yi oyundan atmayarak eyyamını yine gözler önüne sermiştir. Şimdi Balotelli'nin 90 artı 4'te zaten onu çok önemsemiyorum ama eğer Osterwolde'ye yapılana kırmızı verilseydi maç çok başka yere giderdi. Neyse Hakem Ali Umut Mele liderlik mücadelesindeki en yakın rakibimizin puan kaybı sonrası bizi ivmelendirmemek için elinden geleni yapmış ve maçın kırılma anlarında Adana Demirspor'u maçta tutmuştur. Bu lig bu rezil hakemlerden kurtulana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecektir diyor. Genç Fenerbahçeliler, genç Fenerbahçeliler böyle hakemleri Neyse devam edelim. İsmail Kartal'ın konuşmaları var. Teknik direktörümüz İsmail Kartal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mecbur bulunacak. Anadolu Demirspor kendi seyircisi önünde bu sezon hiç maç kaybetmedi. Bütün maçlarını kazandı. İlk defa bizim maçta puan kaybetti. Bu takımın ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bu maça çok iyi hazırlandık. Oyunun başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda çok net 4-5 tane %100 pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı oyunumuza devam ettik. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Şimdi 4-5 tane yüzdünüzlük pozisyon derken cılız vuruşlarla biten pozisyonlardan bahsediyordur muhtemelen. Hani ee, çok net diyebileceğim bir 13. dakikada vardı herhalde. Bir de ikinci yarıda vardı. Hani benim çok net kriterime uyan. Onun dışında tabii vuruş becerisi düzgün olsa net pozisyon diyebiliriz. Doğru. Bir stoperler oyuna girdi. Uzaktan şu attı. direkten döndü. Onun haricinde hiç net pozisyon vermedik. Bugün güzel bir mücadele ortaya koyduk. Güzel bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Sadece istemediğimiz golü bulamadık. Bu oyunun sonucunda aldığımız bir puana yine lider olarak milli araya giriyoruz. Keşke bu akşam birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Ama oynadığımız oyun futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim. Bu milli arada da en iyi şekilde tekrar hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz diyor. Takımının performansından dolayı memnun olduğunu belirtiyor İsmail Kartal. Bugün oynayan oyuncular hiçbir eksik oyuncuyu aratmadı sahada. Ben başta beri söylüyorum. Hiçbir zaman sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim. Çubuklu giyen her oyuncu bizim için en değerli oyuncudur. Bugün de sahaya çıkan bütün oyuncularım ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Hepsi çok iyi futbol oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum dedi. Şimdi ben yine birçok şeyi konuşacağım ama kimseyi de kırıp dökmek istemiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin galibiyetinden rahatsız olanlar var omurgasızlar var. Fenerbahçeli görünümlü omurgasız arkadaşlar var. Harbi söylüyorum bak Fenerbahçeli görünümlü. Ya sevgili Sercan Amzoğlu da söylüyor bak maç boyunca 18 şut atmış. Rakip ceza sahasına 26 kez girmişsiniz. Maçı domine etmişsinizdir. Rakibinizin kaleyi bulan şutu bile yok. Olumsuz yorumlar yapanlar belli ki Fenerbahçe'nin tekrar liderliğe yükselmesinden rahatsızlar diye. Ya Fenerbahçe bu kadar konuşuyor, ediyor. Hani Fenerbahçe bu kadar iyi giderken hiç yorum yapmayanlar. Fenerbahçe berabere kalıyor. Olumsuzluk pompalamaya yoruma geliyorlar. Siz bunların Fenerbahçe olduğuna nasıl inanacaksınız? Hadi benim yerime koyun kendinize. Biz her maç sonu, her maç sonu üyelik hediye ediyoruz Fenerbahçe galip geldiğinde. Sevgili Melih Taş kardeşime buradan selamlar olsun. Alnından öpüyorum, yüreğinden öpüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sürpriz yaptı. Aslında her zaman bu sürprizler olabiliyor. 200 kişiye üyelik hediye etti. 200 üyelik. Yani az buz değil bunu maddiyata dökersen çok büyük bir para. 200 kişiye üyelik hediye etti. Ve arkadaşlar biz sizden beğeni istiyoruz, yorum istiyoruz, abone olun diyoruz. Hani bir şeyler istiyoruz. Ama niye ise bir tuşa basmak zor geliyor. Sonra da diyorsunuz ki arkadaşlar, yani şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Vallahi siz bilirsiniz. Ben sizden destek istiyorum. Şu kanal 61.700'de. Sabah 62.000 olmalı. Akşama 62.000 olmalı sabah diyorum. Anlatabiliyorum. Desteklerinizi bekliyorum ve sürpriz anlarda, sürpriz şeylerde malum. Bakın evinde oynadığı tüm maçları kazanan ligin bizden sonraki en golcü takımı Adana Demirspor'a bilginiz olsun. As iki stoperin yok, Fredin yok, İsmail Yüksek'in yok. Hani adamlara gol imkanı tanımalın. Milli ara dönüşünde ilk iki maçı evimizde oynayacağız eksik oyuncularımızın dönüşüyle yeni bir seriye başlayabiliriz. Her şey güzel olabilir. Şu iki haftalık arada şu olumsuzluk pompalayan Fenerbahçe düşmanlarına artık kanmayın. Şunların peşinden gitmeyin. Anlatabiliyor muyum? Artık şunların peşinden gitmeyin. Hani Atatürk'e benzediği için milletten para toplayan kişiler var bu ülkede. Bunlar gibi olmayın. Gerçekten bak. Şimdi Fenerbahçe Transfer Market. Hiç son zamanlarda girdiniz mi arkadaşlar? Bence girmeniz lazım. Niye biliyor musunuz? Futbolcuların sakatlıktan ne zaman döneceğine bakalım. Ya da kulübümüz en azından bir bilgilendirme yapsın. Mesela BKO 15 Ocak 2024 diyor. Geri dönüş. Daha önce dönebilir. Ciku öngörülen 13 Kasım 2023. Yani yarın iyileşebilir. Çok güzel. Luan Perez bilinmiyor. Ee, Serdar Aziz 1 Aralık 2023. Yani 1 Aralık Fenerbahçe 26 Kasım'da maç. 12 Aralık sanırım Beşiktaş'ta maç. 26-30 bir Ludogoresk maçı var Karagümrük maçından sonra. Hani o arada. Daha önce de dönebilir Serdar Aziz. İsmail Yüksek bir maç ceza almıştı. O geri döndü. Fred'inki ne zaman? 13 Kasım 2023. canı yani o da hemen yarın. Mert Hakan yandaş geri dönüş bilinmiyor. Herhalde kurşun yedi. Lincoln 10 Aralık. Hani idmanlara başlayacak. Emre Mor. Yani o da 13 Kasım diyor. Çünkü hemen hemen geçti. King'in de bilinmiyor. Ben İsmail Kartal'a bir uyarıda bulunayım. Bir tavsiyede bulunayım. Hani yaş, yaşça küçüğüm ama şunları dikkate alsın. İsmail Kartal'a 3 şey lazım. Kayıt gibi bir yardımcı lazım. Ha Tadic var, Ceko var. Bunlar karşılıyor diyorsanız lafım yok. Ciddi manada iyi bir kondisyoner lazım. Takımın rakibi kemirmesi için. 3 doğru dürüst sağlık ekibi lazım. 4 kaleci antrenörü lazım. 3 şey dedim ama 4 şey lazım. Hadi kayıt gibi yardımcıya geçelim. İsmail Kartal'a 4 şey lazım abi. İyi bir kondisyoner, iyi bir sağlık ekibi, iyi bir kaleci antrenörü. Bence bu 3 şeyi İsmail Kartal yabana atmasın. Şimdi e, İsmail Kartal niye risk almadı diye eleştirenler var. Ya bilmiyorum farkında mısınız? Ya farkında mısınız? Bilmiyorum. Muhtemelen farkındasınızdır da yine de ben söyleme gereği duydum. Bu takımın iki stoperi yok. Yani bu takımın iki stoperi yok. Üçüncü stoperi de yok. Bu takımın 6 numarası yok, 8 numarası yok, ikinci 8 numarası da yok. Ya Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığınız zaman bu kayıpları konuşuyordunuz. Ne derseniz deyin. Ya buradan zaten daha yüksek puanla çıksaydın burayı kapatırdın. Yani Fenerbahçe risk alıp şapkadan tavşan çıkarsa daha iyi olur muydu? Tabii ki de iyi olurdu. Ama rezalet bir zemin. Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe. Galibiyetin yakın olduğu taraf Fenerbahçe. Fırsatları değerlendirmeye Fenerbahçe. Yani Adana Demirsporlu oyuncuların çift sarı karttan atılması lazım. Rodriguez'in kaldırıp devirdiği pozisyon var mesela. Ya 70 Adana Demir 10 kişi kaldı diyelim bak. Rodriguez geliyor deviriyor. NDI'ye de var ha işin içinde. İkisinin birden oyundan atıldığını düşünün. 70. dakika. Hadi ben size film senaryosunu çıkarayım. 70'te ikisinin birden oyundan atıldığını düşünün. Sadece bunu düşünün. Ama siz hocayı eleştirmeyi daha kolay buluyorsunuz. Çünkü futboldan anladınız bu. Ee, ve şunu da belirteyim. Futbolda puan kaybı olabilir. Lider olan biziz. Yani Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış? Ya da şunu söyleyeyim ya. Direkt kolay söyleyeyim kolay bir soru sorayım size. Deseler ki Galatasaray bu statta Adana Demirspor'a yenilecek. Yüzünüzün gülümsemesi daha da artar değil mi? Bence daha da artması lazım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, İsmail Kartal niye 70'e kadar oyuncu değiştirme diyor Yan Sabuncuoğlu. Çünkü skordan memnun diyor. Kendi açıklamasında gizli. Beraberlik İsmail Hoca'yı mutlu etmiş. Hoca diyor ki domine ettik. ikinci yarı kaleyi bulan şut. Bir nasıl domine ettik diyor. Yani oyunu domine ettik. At, atılan gol verilmedi. Kabul. Zaten şey değil. Ben şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de bir şeyi itiraf edeyim arkadaşlar. Bir, Ryan Kent. Tutmadı. Tutmadı abi. İki, Cengiz Ünder. Şu an için tutmadı. Ya yani şu an için tutmadı. Bak Mert Müldür. Umut var. Bence o daha da iyi performans gösterecek ki o sayede şu anda cezalı duruma düştü. Bence bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Bence Mert müldür tuttu. Ha az oynamasına rağmen diyorum bunu. Başka Livakovic. Yani Livakovic için bence çok erken konuşmak için. Çünkü Fenerbahçe öyle maçlar oynadı ki rakip kalecinin yüzünü göremedi. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında Umut Nayır tutmadı diyorlar. Umut Nayır. Ya Umut Nair'den beklentiniz girecek, oynayacak, 8 tane gol atacak falan ise siz zaten Fenerbahçe'yi çok düşük görüyorsunuz. Yani yanlış anlamayın. Ha Batshuayi'nin asisti gol olsaydı. Ya şu anda var ya bayram havası vardı ama ben yine diyorum. Şu hüzün havasından çıkın. Bakın Fenerbahçelileri alt etmek için neler yapıyorlar. Bunlara kanmayın. Galibiyetin tadını çıkarın. Kanalımıza her türlü katkınızdan, desteğinizden dolayı teşekkürler arkadaşlar. Ee, kentle ilgili de şunu söyleyeyim. Ya bileti kesildi açık söyleyeyim. Açık ve net. Üyelere bile söylemediğim şeyi söyleyeyim. Bileti kesildi. Devre arasında muhtemelen Kent gidecek. Kanat forvet bakıyoruz arkadaşlar. Hatta Kent %100 gidecek. İkincisini de şunu söyleyeyim. Ee, Miha Zayt olmuyor abi. Olmuyor. Olmuyor. Ne yaparsan yap olmuyor. Maçın içerisinde evet savunmatik anlamda iş yaptı ama bu savunmatik anlamda Zayt'sı oynatacağına git Anadolu takımından Ahmet'i Mehmet'i al. O da aynı işi yapar. Ya ben şunu söyleyeyim. Kent ve Zayt'tan Fenerbahçe kat iyi çıkacak. Bilginiz olsun. Hani ee, Luan Perez'i de sayın. Lincoln Henrique'yi de eğer Lincoln'un itman performansı vesaire beğenilirse bence Lincoln Henrique bak 6 oynar, 8 oynar, 10 oynar, kanat oynar, sol bek oynar. Bence biz transfer aramayalım. Çünkü gelen transfer her şeyi bozabilir. Biz bence transfer aramayalım. Biz bence e, ee, Lincoln'un üstüne düşelim. Bence biz Lincoln'u kazanmaya çalışalım. Hani ben bu kadar söyleyeyim. Ve Açıkçası Kent, Zaitz ve Luan Perez kat iyen ve kat iyen devre arasında gidecekler arkadaşlar. Ha, şu saatten sonra mükemmel bir performans gösterirler. Ona bir şey diyemem ama bu üçü kat iyen gidecekler. Ben yani ne derseniz deyin. Şimdi Fred, Ciku elbette bunlar dönecek. Kabul. Ama bu takıma bir ön libero lazım diyorlar. Kaliteli stoper lazım. Parti gibi hani ee, isim lazım. Tad için arkasını toplayacak bir kolcu kanat lazım. Diyorlar. Haksızlar mı? Size bırakıyorum bunu. Bakın Jorginho Ocak ayında Arsenal'dan ayrılacakmış. 31 yaşında ön libero. Ben Jorginho taraftarı değilim. Parti taraftarı değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben bunların taraftarı değilim. Ama ben şu taraftar, şu taraftayım. Ee, biz iyi isimler almak zorundayız. Bakın 2021 Ocak 2020'den günümüze kadar Değerini arttıran Türk futbolcular. En çok değerini arttıran futbolcular. Bu listeyi boşuna okumuyorum. Bilginiz olsun. Tayyip Talha 3.95 arttırmış. Güncel 4.2. Bartu Yıldırım 3.98 arttırmış. Güncel 4. Cihan Çanak diyor. Güncel 4 milyon euro. Bunu bilmiyorum. Salih Uçan 4 milyon euro arttırmış. 5'e çıkmış. Rıdvan Yılmaz 4.5 milyon euroya çıkmış Rıdvan Yılmaz. Yusuf Sarı. Bir şey söyleyeceğim. Bu Yusuf Sarı'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz? Yani bu Yusuf Sarı. Hocam Ferdi ile, Ferdi ile baş edemedi. Ferdi nasıl şöyle yaptı böyle yaptı. O Ferdi'nin iyiliğinden. Böyle tehlikeli bir ismi ister miydiniz mesela? Misal veriyorum. Zaytısı verdin. Ee, neyse. Cenk Özkaçar 5 milyon euro. Ahmetcan Kaplan 5'e çıkmış. Yunus Akgün 7'ye çıkmış. Barış Alper 5.5'a çıkmış. İsmail Yüksek 5,5. 6 ay bayındır 10'a çıkmış. Abdülkerim 7,5. Salih Özcan 13. Ee, bu arada bir kez daha söyleyeyim. Salih Özcan'la bir alakamız yok. Beklemeyin. Arda Güler. Aslında devre arasında biz Arda Güler'i alsak çok sakatlanıyor diye. Ama göndermezler. Ferdi Kadıoğlu 17 milyon euroya yükselmiş. Kerem 17'ye çıkmış. Enes Ünal 25 milyon euroya çıkmış. Bugün Enes Ünal alsanız hiçbiriniz istemezsiniz. Hakan Çalhanoğlu 40'a çıkmış. Orkun Kökçü 35 milyon euroya çıkmış. Yani futbolcunun değer arttırması kolay bir iş. Zor değil. Ama e, taraftarın da kendi değerini arttırması lazım. Fenerbahçe kazandığında kaybetmiş gibi davranmayın lütfen. Fenerbahçe kazandığı zaman lütfen Fenerbahçeli'ye yakışır bir harekette bulunun. Dediğim gibi birçok oyuncu geri dönecek. Ligin en zor deplasmanlarından birinden kurtulduk. Mesela bana deseler ki e, Osterwolde Ferdi, Mert, Osayi hani mesela bir Rıdvan Yılmaz ister misin deseler açıkçası Osterwolde'nin yerine düşünülebilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Osterwolde Ferdi'de bu performans varken zor. O sayıya ciddi bir teklif gelse satıp Ferdi'yi sağ Ferdi Mert Müldür yapıp Rıdvan'ı sola alır mıyım? ciddi bir teklif gelse o 15 üstü. Bence olabilir. Yusuf Sarı'yı düşünür müyüm? Mesela Kent, Zaits, İsmail Kartal. Atıyorum kafadan. Kent ve Zaits'ı yani Kent'i verip Yusuf Sarı'yı alır mısınız? Tamam performans düşük ama Kent'i verip Yusuf Sarı'yı alır mısınız? Ya da Kent artı Zaits'ı verip Yusuf Sarı'yı alsak? Böyle bir şeye ne dersiniz? Ee, hani böyle bir şeyin ihtimali var mı? Çok düşük arkadaşlar. Hani ben ihtimal var demiyorum ama çok düşük. Ne dersiniz? Sadece bunu soruyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar her transfer tutmak zorunda değil. Galatasaray'da Endomeli tuttu mu mesela? Ya da ne bileyim başkası tuttu mu, tutmadı. Yani hepsi tutmuş gibi yorum yapıyorsunuz. Ha kimseye mesela hala küfür ediyorlar. Böyle topçum olurdu ya da başkasına sövüyorlar, ediyorlar. Ama Fenerbahçe taraftarı istiyor ki her transfer tutsun. Her transfer tutamaz. Çünkü 11'den fazla iş yaptık. Hakkımızda haksız olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.